Ama başka partilerde. Tenhada konuştuğumuzda, sessizce konuştuğumuzda, ya Allah aşkına bunun nesine hayır diyorsunuz diye sorduğunda, canım merak etme sen, o partinin tavrı. Biz de resmi söylemi kullanıyoruz. Evet. Sandıkta herkes özgürdür, oy gizlidir diyen çok insan var. Evet. Çünkü sonuçta bir yurttaşlık görevi yapıyoruz. Yani particilik yapmıyoruz. Yani bu AK Parti'nin anayasası değil mi? Seçim de, oy kullanmak da bir yurttaşlık görevidir ama bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Bu anayasa değişikliği bize gerekli olduğu kadar onlara da gerekli. Ve burada iyi hükümler varsa onlar bu hükümlerden yararlanacaklar ileride. Evet. Yani bu mecliste ayrıca zaten şuna dikkat edin. Mecliste 1,5 ay boyunca biz bunları görüştük. Ve anayasa değişikliği de 2 kere oylanır. Bir oylanır, dönülür, bir daha oylanır. Anayasa değişikliği olduğu için. Mesela Ana Muhalefet Partisi şimdi meydanlarda bağır bağır bağırıyor ya, yani Muhalefet Partisi'nin hayır sayın diyor. Yeni genel başkanı hayır diye, hayır oyu kullanmadı. Öyle mi? Mecliste hiç oy kullanmadı. Evet, o da çok hiç, önemli. Yani o ve hiçbir Ana Muhalefet Partisi mensubu, hiçbir CHP'li milletvekili arkadaşımız mecliste oy kullanmadı. Şimdi onlar Anayasa Mahkemesi'ne konu gidecek. Anayasa Mahkemesi'nde muhtemelen iptal olabilir veya oluyor mu olmuyor mu bakalım diye böyle bir ortaya bıraktılar. Ortaya. Oy kullanmadılar. Veya sandığa gidersek gizli oylardan evet çıkar bu anayasaya diye oy kullandırmadılar arkadaşlarına. Şimdi hayır diye kampanya yapıyorlar. Ben diyorum ki peki kardeşim, bu kadar meydan meydan bağıracak bir şeydi. Neden mecliste 1,5 ay boyunca girip de oy kullanmadınız? Bir siyasi parti genel başkanı iradesini eğer mecliste kullanmıyorsa o milletten nasıl oy ister? En çok kullanması gereken yerde kullanır. Yani vatandaş size mecliste oy kullanın diye yetki veriyor. Evet. Siz vatandaşın verdiği yetkiyi kullanmamışsınız. Bu şeye benziyor. Avukat sizin hakkınızı mahkemede aramıyor. Dışarı çıkıyor. Hakkınızda da başka bir karar çıkıyor. Dışarı çıkıyor. Bağırıyor yani. Müvekkiline diyor ki bağır diyor. Evet. Bağır hakimin aleyhine diyor. Ya kardeşim ben sana avukatlık görevi vermedim mi? Evet. Yani senin değil miydi bu benim hakkımı savunma vekaleti? Senin değil miydi? Sen görevini yapmadın. Beni dışarıda niye hakimle savcıyla kavga ettirmeye çalışıyorsun? Ne benziyor? Evet. Ya bu ne kadar absürtse, saçmaysa şu andaki Ana Muhalefet'in tutumu da o kadar absürt. Ben sanıyorum ki Sayın Baykal kalsaydı Anayasa Mahkemesi kararına göre bir tavır geliştirecekti. Evet. Anayasa Mahkemesi kararı çünkü iptal etmedi bu değişikliği. Anayasa uygundur. Evet. Neyi veya yap, şurayı düzelt diye kısımda bir bazı düzeltmeler. Şimdi bu durumda belki de Sayın Baykal arkadaşlarına ya serbest bırakalım, yaz sıcağında bu kadar bu işi geldirmeyelim belki diyecekti. Çünkü mecliste oy kullanmadılar ve Sayın Baykal da çok sözcülük yapıp rigid bir tavır almadı. Evet. Karşı tavır aldı ama yani burada öyle maddeler var ki buna CHP'nin, MHP'nin herhangi bir vatandaşın hayır demesi mümkün değil. Yani biz 50 yıl sonra darbecilerin yargılanmasını yasaklayan maddeyi kaldırıyoruz. Evet. Buna hangi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı darbecilerle gizli açık işbirliği yapmamışsa, işkenceci değilse, bir haksızlığı, bir zulmü paylaşmamışsa hangi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı acaba bu maddenin kaldırılmasına hayır diyebilir? Evet. Bu maddenin kaldırılmasına hayır demek Türkiye dünyanın önünde darbecilerine 50 yıl sonra bile yardımla çıkarmayı başaramayan ülke konumuna düşürür. Evet. Öyle sanıyorum ki Sayın Baykal kalsaydı Anayasa Mahkemesi kararından sonra daha dikkatli bir tavır alacaktı. Fakat yeni genel başkan acemi bir biçimde kendini attı meydana. Evet. Attı meydana ama şöyle bir korkusu da var tabii. Buradan tabii makas çok açılırsa, yani yeni genel başkan bunu bir tür kendisi için sınav sayıyor. Burada makas çok açılırsa ki açılması çok doğal. Çünkü burada evet denilecek. Yani maddeleri okuduğunuz zaman hayır diyecek bir şey yok. Evet. Başarısız olduğu gibi gözükecek. Ondan korkuyor. Evet. Bu korku morku lafı yani evet oylarının AK Parti evet oylarının çok açılması kendisi evet. için bir yenilgi gibi gözükeceği için yangın var diye koşuyor. Halbuki yangın mangın yok. Evet. Bu Ramazan var. Seçim mücadele. Arkasından bayram var. Bayram. Arkasından demokrasi için oylama var. Evet. Bu kadar basit. Şimdi bazı